Değerli Finans Sohbet kanalı arkadaşlarım ve kanalıma yeni katılan tüm aboneler hepiniz yayınıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine bir pazar tadı kahvesi tadında bir sohbet videosu çekelim dedik. Evet çok gittim geldim. Önce Lokman Hekim anım vardı. Lokman Hekim anımı anlatayım dedim. 2014-2015 yıllarında Lokman Hekim 2,5 liralardaydı. O zaman bir hareket yapmıştı Lokman Hekim. 7 liralara kadar gelmişti. Sonra 7 liralardan 2,5 liralara falan gelince 2,30'larda falan bayağı bir maliyetlenmiştik. Sonra bize tabii ağaç yapmıştı. Yaklaşık 2-2,5 yıl beklemiştik. O anımı anlatayım demiştim. Acaba yeniden o 7 liraya gelir mi diye Lokman Hekim. O zaman sağlık sektöründeydi. E tabii ondan sonra çok cüzi bir karla sattık. Ondan sonra zaten fırlamış gitmişti. Bunu böyle güzel bir şekilde anlatayım. Güzel ifadelerle bir 10 dakika bir video çekeyim dedim. E ee, tabii insanın aklına gelmeyen başına geliyor. İnsanı demoralize eden işler oluyor. E tabii ondan sonra acaba dedim katmerciler, bu katmerciler ekipman var, toma araçları falan üretiyorlar. Toma araçları üretenlerle ilgili bir hisse analizi, hisse değerlendirmesi mi çekeyim yoksa e, İzmir Demir Çelik'te bayağı bir mağdur var. Bunlarla mı çekeyim? Fakat sonra e, sizlerle dertleşmek istedim. Yani doları bir kenara bırakalım, hisseleri bir kenara bırakalım, anları bir kenara bırakalım. Yani evet 50 bin abonenin üzerine rekor kırdık ama bunun üzerine bunlar oluyor mu? Evet insanın canını sıkıyor, insan üzülüyor. Bazı çok böyle abuk sabuk yorumlar yazılıyor, düşünceler var. Bazen diyorum bir katıl butonu yapayım belli bir sayıda insanı kabul edeyim. Çünkü gerçekten bir insanın okuduğunu anlaması, okuduğunu düşünmesi veya izlediğini anlayabilmesi gerçekten çok önemlidir. Ben bir şey anlatırken en azından diyorum ki. Bir ilkokul çocuğuna anlatır gibi anlatayım ve kesinlikle yanlış anlamaya mahal vermesin ama ancak gerçekten ya videoyu izlemiyorlar ya videonun tamamını izlemiyorlar veya okuduklarını gerçekten anlamıyorlar. Hal böyle olunca dünkü çekmiş olduğum tukaş videosunun altına yani ben yaklaşık bir 10 tane kadar sildim ancak bazı bir iki tanesinde ibret alem olsun diye silmedim artık kendileri bu videodan sonra silerler mi silmezler mi bilmiyorum. Yani o yorumlara bir dönelim. Tekrar geri gelelim. Yani o yorumlar evet ben bugün hatta İzmir Demir Çelik videosu çekecektim. İzmir Demir Çelik'in videosuna baktım, şeyin bilançosuna baktığımda bir borçlanma vardı. Tam onunla ilgili video çekerken tabii insanın canı sıkılıyor. O yorumları falan düşününce insanın böyle bir hevesi gelmiyor. Yanlış yönlendirme yapmadığınız halde insanlar bunu yanlış anlamaya müsait olunca gerçekten hani böyle çok güzel bir yemek hazırlarsınız. Saatlerce sürer. Sofraya koyarsınız ve bütün gün uğraşmışsınızdır. Tam sofraya koyarken oradan bir kaşık aldığınızda böyle bir dilim yaparken ince bir kıl tanesi olur. Mesela o sırada sofradaki insan evet ne olacak? Yani incecik bir kıl tanesi. Bir kıl yani. Çok ince bir kıl veya saç. Koskoca bir tepsi mesela. Bütün gün uğraşmışsınız o yemeği yapmak için. Ama ne olur o sofrada oturanların? O küçücük kıl tane incecik kılı gördükleri zaman o yemekten iğrenirler, tiksinirler. Diyeceksiniz ki Selçuk Bey 50 bin tane 50 bin küsur aboneniz var. İşte 10 binlerce takipçiniz var. Ancak içinden de böyle bir tane, iki tane veya üç beş tane insan çıkınca insan canı sıkılıyor ve insanın hevesi kursağında kalıyor. Ve inanın İzmir Demirçelik videosunu kenara koydum. Şimdi o yorumları bir okuyalım. Tekrar dönüp değerlendirelim. Şimdi yorumlardan bir tanesi iki saat önce yazılmış. Uğur Eraslan arkadaşımız. Madem o kadar iyi bir hisse Cem Okullu neden kendi hissesini toplamıyor da gidip Petkim ve TSKB alıyor. Siz Cem Okullu'dan daha mı akıllısınız? Bu hissede birçok kişinin canı yandı, ocağı kapandı. Yazık değil mi bu insanlara? Ve hissenin reklamını yapıp teşvik ediyorsunuz. Yok yatırım tavsiyesi değilmiş. İstemiyorum yan cebime koy der gibi. Şimdi burada bu yorumun neresinden tutacağım ben bilemedim. Yani birincisi Cem Okullu. Cem Okullu ben bu ekranlar üzerinden benim Cem Okullu'yu eleştirmem veya kötü söz söylemem olanaksız bir şeydir. Çünkü hukuk var, adalet var, mahkeme var. Yani adamın gıyabında tanımadığım bir adam hakkında bazı söylentilere göre benim burada 50 bin kişinin önünde bazı şeyler söylemem yakışık almaz. Hukuka norma uygun değildir. Eğer bu insanın bu tip bir piyasalarda bir sıkıntısı varsa bu Tukaş'ın sahibinin bunun adalet önünde gidip vermesi lazım. Yani Cem Okullu hakkında benim burada yorum yapmam hukuki açıdan uygun değil. Bunu bir kenara koyduk. Bunu, bunu, bu değerlendirmesin kendinize ait bir olması lazım. İkincisi Cem okuldan daha akıllı mıyım veya Cem okullu benden daha mı akıllı bunu bilmiyorum. Yani böyle bir kıyaslama niye yapıyorsunuz onu bilemem. Yani zeka yarıştırmak 17 yaşındaki çocukların işidir. Hayatta en zor olan şey nedir bilir misiniz arkadaşlar? Hayatta en zor olan şey bir insanın biyolojik yaşının 40'a 50'ye gelip ama akıl yaşının 17'lerde 20'lerde kalmasıdır. Yani bu dünyadaki en zor iştir. Yani Cem Okullu'dan artık bizim yaşımızda gelen insanların yani ben ondan daha mı akıllıyım o benden daha mı akıllı bunlar yani lise son sınıfta veya lise çağlarında ergen muhabbetidir. Artık sizin yaşınızda insanların artık akıldan zekadan daha farklı şeylerde başarıyı araması gerektiğini düşünüyorum. O bağlamda bu da saçma. Ayrıca diyorsunuz ki siz bu tukaş hisselerinde ne ocaklar battı ne kimseler zarar etti siz neden bu hisseyi övüyorsunuz siz neden bu hisseyi abartıyorsunuz. Yani siz neden bu o, ocak bu hisselerde zarar eden insanların sağ duyusu olmuyorsunuz? Neden övüyorsunuz? Birincisi benim hisseyi falan övdüğüm falan yok. Bunu nereden çıkartıyorsunuz bunu anlamıyorum yani video setim. Birincisi bir e, hissenin değeri vardır. Bir de hissenin fiyatı vardır. Hissenin değeri nedir Tukaş'ın? Tukaş'ın değeri 4 lirayla 6,5 lira arasındadır. Yani baktığınızda bilançosunu... Şimdi baktığınızda siz o Tukaş... 200 milyon TL'den yaklaşık 600 milyon TL'ye %120 yani %150 yaklaşık çok ciddi bir şekilde öz kaynaklarını arttırmış. Bakın ben size şöyle söyleyeyim. 550 milyon lira bölü 200 milyon lira ve 220 milyon liraydı sanırım sermayesini böldüğünüz zaman zaten normal sermaye rasyonu bölü 2,5-3 lira bir şey çıkıyor. Bunun tabi sanayi şirket olduğundan dolayı bunun üzerine koyduğunuzda 4 lirayla 6 lira arasında çıkar bunun fiyatı. 6 lira 40 kuruşa geldiğinizde bunlardan kademelerden bir tanesi değerlendirebilir. Bu hisse nereden geldi? 17.80'lerden. Yani 155 bin endekse baktığınızda piyasa defter değeri 40 olmuş, FK'sı 50 olmuş gibi sanayi şirketlerden hisse alana kadar illa bu ay bir tasarruf yaptıysak 50 lot, 100 lot bir şey alacaksak Evet bu hisse de 8 lira 70 kuruştan 6 liralar 40 kuruşlara gelirse 50 lot bilemediniz 100 lot alınabilir dedim. Yani bu yorum nereden çıktı? Ayrıca başka insanlar gidip de bu hisseleri tuka hissesini 17 lira 80 kuruştan 17 liradan 16 liradan 15 liradan 14 liradan 13 liradan 12 liradan 11 liradan 10 liradan 9 liradan almış ise benim sorunum değil bu. Bu o hisseyi alan insanların sorunu. Oralardan düşmüş. Ha, şimdi benim radarıma takılmış. Ve ben burada o insanların mağduriyetini ben bir şey demiyorum. Alan insanlara da ben bir şey söylemiyorum. Çok saçma bir yorum olmuş. Kusura bakmayın. Diğer bir yorum arkadaşlar bakalım. Ha, mesela burada da bakın bir L Şahin çok güzel bir yorum var. Tukaşta para kazanılmaz diyorlar Selçuk Hocam. Küçük yatırımcı aldıkça aşağıya veriyor. Aşağıya düşürdükçe küçük yatırımcı yeniden bıkıp sattıkça yeniden alıyorlar. Sistem böyle. Tahtacısı tehlike dikkatli olun. Bakın bu yorum çok güzel bir yorum ve bana katılmıyor ama gayet de mantıklı yani videoyu da izlemiş izlediği kadar da çok da güzel bir yorum yapmış. Bu Şah Sayın Şahin'in yapmış olduğu yorum bunu videoyu izleyip altına yorum yazanlara ve bu yorumları okuyan insanlara katkı sağlayacak tarzda bir yorum. Ama diğer o yorumu evi sat... Ha şurası arkadaşlar. Uğur Eraslıhan'ın demiş evini sat o zaman Tukaş al şimdi topaladın kime yukarıdan satmaya çalışıyorsun Tukaş sana kalsın böyle lanet ise size yakışır. Yani şimdi tabii bizler de etten ve kemikten olan insanlarız. Yani duygularımız var, ailelerimiz var. Bizler de burada bazen faydalı bir şeyler yaptığımızı düşünerekten bu videoları çekiyoruz. Ben o videoda ne ev saat, ne araba saat, ne varım yoğun varsa bunların hepsini saat tukaş al filan gibi bir şey demedik ki. Ya tukaş 1962 yılından beri gelen köklü bir şirket. Burada bir değer analizi vardır, bir de fiyat analizi vardır. Ha bazen değeri, mesela İş Bankası'nın değeri 15 liradır, fiyatı 5 liradır. E, yapmıyor ama Tukaş'ın değeri 4 lirayla 6 kuruş arasındadır değeri ama fiyatı 17 liraya gitmiş. Yani dediğim gibi fiyatla değer arasında şeyler fiyatı tahtıcı belirler. Değeri temel analiz belirler. Evet o ise Tukaş hissesi 6 lira 40 kuruşa geldikten sonra 4 lira 6 40 kuruş arasında siz herhangi bir yerler eğer 6 kuruş 40 çalışmazsa kademelendirebilirsiniz. Oralarda sadece bir çeşit bir kademe yani o ay 500 lira veya 1000 lira bir tasarruf yaptıysanız gidip de 40 kat piyasa defter değeri olan FK'sı 50 kat olan sanayi gruplarından hisse alana kadar şöyle etrafınıza baktığınızda buradan belki bir 100 lot 50 lot alınıp portföy çeşitlendirilebilir. İleride bir tepki verirse tekrar 6 lira 40 kuruştan 8 lira 9 liralar burada tekrar bunu satabilirsiniz. Tüm dediğimiz bu. Ayrıca biz burada bazen firmaları tanıtıyoruz firmaları tanıttığımız zaman biz burada firmayı sizlere şu bir kulak dolgunluğu olsun en azından ben bu firmayı dinlemiştim bu firmayı biliyorum tanıyorum diyebilmek için çekiyoruz. O yüzden mesela ben bugün İzmir Demir Çelik'i çekecektim bu arkadaşımızın ben bu İzmir Demir Çelik'le ilgili birçok bilgiyi insanların kaçırdığını ve kaçırdığından dolayı onların vebaline girdiğini düşünüyorum. Çünkü insanın morali bozuluyor. Moral bozunca düşün çekmek istemiyor. Mesela İzmir Demir Çelik evet %300 sermaye arttırdı. %300 sermaye arttırdıysa 375 milyondu. Yani hissedarlarından 1 milyar 125 milyon TL para topladı. Peki İzmir Demir Çelik'in en büyük sıkıntısı nedir? İzmir Demir Çelik'in en büyük sıkıntısı benim bakmış olduğum bilançoda daha detaylı konuşacaktım ama artık bugünlük böyle idare edin. 3,5 milyar TL borcu var. 3,5 milyar TL borç ne demektir? Bu faiz ortamında Merkez Bankası önümüzdeki hafta bu perşembe 100 baz puan daha faiz arttıracaksa sizin finansman maliyetiniz çok olacaktır. 3,5 milyar TL az bir para değildir. Bugün siz 3,5 milyar TL %10 daha faiz arttırırsa %19 olur mevduat faizleri. Banka faizleri hatta %20'lere çıkar. %20'ye dediğiniz zaman 700 milyon TL finansman maliyetiniz çıkar. Sadece sizin ödeyeceğiniz yıllık finansman İzmir Demirçi'nin o borç 365 günden az ödemesi gereken borç 700 bin lira. E peki bakalım cironuza bakalım. Cirolarınızın maliyetine bakalım. Peki satışların maliyetine bakalım. Şimdi ciroya baktığımda da İzmir Demir Çelik'le satışların maliyeti hemen hemen aynı. Neredeyse kar payı bile yok. Yani e bunları konuşacaktık. Bunları anlatacaktık. Peki yatırım yapan arkadaş ne yapacaktı? Ben o zamanlar dedim ki 9 liraydı sanırım İzmir Çelik. 9-8-9 lira arasında bir yerdeydi. Ben bu İzmir Demir Çelik'in borcu çok fazla. Buralar çok fazla uçuk fiyatlar. Dikkatli olun diye bir tweet serisi yapmıştım İzmir Çelik ile ilgili. Onun altına gene troller hücum etmişti. Ve o, o tweetlerimi okuyan bazı Twitter'daki arkadaşlarım da var. Bazıları yazıyor Selçuk Bey final sohbet ikaz etmişti. E şu an geldiğimiz nokta İzmir Çelik e ne oldu? 8.80'lerde itiraz ettiniz, 8 lirada itiraz 2.70 liralara geldik. Yani o yüzden gerçekten bazen insan yoruluyor ve hisse çekmek istemiyor. Bugün pazar, evet pazar olduğundan dolayı belki bugün böyle bir sohbet ortamı dedik. Kahvemizi de aldık, kahvemizi de içiyoruz. İnşallah önümüzdeki hafta yani dediğim gibi biraz insanın psikolojik durumu önemli oluyor. Çünkü modu modu mod düşükse ve enerji düşükse gerçekten faydalı ve verimli de olamıyor. Aklımda katmerciler vardı, Karsan vardı, İzmir Demir Çelik vardı. Ancak böyle hisse mi pazarlıyorsun, o hisse sana yakışır gibi şeyler gelince ne hisse pazarlıyoruz ne kimseyle bir şey yaptığımız yok. Yani hisse analiz etsek niye analiz ettin? Etmesek niye analiz etmedin? Banka etsek niye banka ediyorsun? Yani gerçekten insanların bazen Ağzı torba değil ki büzesin. Bazen evet bir arkadaş diyor Selçuk Bey keşke abone sayımız artmasaydı. Küçük olarak kalsak daha çok faydalanıyorduk. Belki de doğru bilmiyorum. Yani katıl butonu yapmak, kilitlemek hesabı, insanları belli bir zeka seviyesinin üzerindeki insanları içeriye almak gerek. Çünkü gerçekten konuşulanı anlamak, ifade edileni anlamak çok önemli. Ben burada ayrıca size illa gidin de alın diye de bir şey söylemiyorum. Sadece bilginiz olsun. Yani siz araştıramıyorsunuz, ben araştırmışım. Ben bunu takip ediyorum. Siz de takip edebilirsiniz 640'ı gördüğünüz zaman bir kademe, neyse kademin. 50 lot ve kimine göre 5000 lot'tur, kimine göre 500 lot'tur, kimine göre 5 lot'tur. Ama bu 640 bunun ederi. 4 lirayla 640 arası bunun artık ederidir. Böyle cetvelle atmıyoruz biz. O yüzden değerli arkadaşlar sizlere bu konuyu paylaşmak istedim. Pazar günü biraz böyle oldu. Kusura bakmayın. Yine başka videolarda daha eğlenceli videolarda modumuz yüksekken enerjimiz yüksekken daha iyi şeyler yapabiliriz. Ancak şimdilik biraz hisse analizini bırakıyoruz. Olursa bir borsa analizi yapabiliriz. Dolar TL analizi yapabiliriz. Bu hafta da şimdilik böyle olsun. Kendinize iyi bakın. İyi pazarlar, iyi hafta sonu.